Kayseri'de 71 yaşındaki Şevket Köse eski radyo plaklara hayat vermeye devam ediyor. Son dönemlerde eskiye olan ilgiyle iş yoğunluğu yaşadığını söyleyen Şevket Usta hem plağını dinliyor hem de eski kırılmış ürünlere hayat veriyor. Ben Gelmir Köyü'nden Şevket Köse, radyo tamircisi. Kaç yıldır Şevket'i tamir ediyorsunuz? 57 yıldır çıraklıktan itibaren bu işe devam ediyor. Peki şu an sanırım hep eski tip radyo ve plakları mı tamir ediyorsunuz? Eski plakçalar, radyo, gramofon, biraz az olsa da gramofon da yapıyoruz. Peki. Ama ağırlıklı radyo ve plakçalar. Peki biraz geçmişe dönersek, bunlar şu an aslında özelliğini yitirdi dediğimiz tam zamanında şu an için tekrar hayata geçirdi. Evet. Neler söylersiniz? Şimdi eskinin kıymeti bilinmeye başladı. Teknolojiden ziyade eskiye verilen işçilikten dolayı, görünümden dolayı, klasikliğinden dolayı vatandaş daha şey yapıyor. Şimdi yeniler plastikten, pek ses düzeni eskiye uygun değil. Eski lambaların sesi daha kaliteli, daha randımanlı. O bakımdan müziği bilenler yahut da eskiye özlem duyanlar bu işlere meraklı devam ediyorlar. Yazargası servisliği yaparken birisi geldi, acele işim var Ankara'ya gideceğim, hayırdır? Kayseri'de yapan yokmuş, Ankara'ya radyo yaptırmaya götüreceğim dedi. O da bana biraz ağır geldi. Ya ben bu işi yaparım, Kayseri'de Ankara'ya radyo gitmezdim. O şekilde tekrar biz eski mesleğimize döndük. 15 yıldır da bu işi devam ettiriyorum ben. Esas çıraklığım da radyodan başlar benim. Aslında sizin yakınınızın bir sıkıntısı sizi tekrar radyo diyor. Evet, bir müşterimin yani sıkıntısı, yani Ankara'ya da buradan radyo yaptırmaya götüreceğim demesi biraz bana şey geldi yani, burada bir Kayseri'den oraya iş gitmesi. Şimdi de tamamen tersine Kayseri'ye benim Maraş'tan, İzmit'ten, Niğde'den mesela biraz sonra gelecek de Bor'dan müşterilerim var. Oradan kargoyla gönderirler, getirirler. Buradan yaparız, gelir şey yaparlar. Peki neler yapıyorsunuz? Yedek parçaları bulunabiliyor mu? Nasıl oluyor? Yedek parça sıkıntısı çeksek de eskilerden biraz daha bozulanlardan, buralardan birbirine takviye ederek bu işi götürmeye çalışıyor. Peki siz bir ustanın çırağıydınız. Peki şu an için işinizle ilgili öğrenmek isteyen, bunu bana öğreteyen hiç gelen... Maalesef olur. Yıllardan beri yok bu. Maalesef yok. Çırak olmuyor. Benim kendi oğlum bile yetişmedi yanımda. Yani niye? Bir zamanlar bu doyurucu değildi ama bu biraz merak meselesi. Yani paradan ziyade ben de bundan zevk alıyorum yaparken yani. Şimdi benim yoksa emekliyim, ihtiyacım da yok. Çalışmasam da olur ama... Hem yaptığım işten zevk alıyorum, hem müşterilerin teşekkür ettiğinden keyif duyuyorum ben işin gerçeği. Peki genelde klasikçiler mi geliyor, antikacılar mı geliyor, yoksa genel herkes getiriyor mu? Alıp satanlar var da, klasikçiler var da, müşterim de, kullananlar da çok. Kullananlar, şimdi şu elimdeki uğraştığım mesela bir bayan yeni almış. Tekrar bizde bunun özellikleri bozulduğu için, eski haline getirmek için bize bıraktı, yapıyoruz. Peki işler nasıl desek size? İşlerden çok şükür ben memnunum. Ben memnunum. Ya bir yoğunluk var, bir ilgi var mı? Yoğunluk var. Bayağı zorlanıyorum ben işe yetişmeye. Çünkü başka yapan yok, yardımcı yok. Hı hı. İşlerimizden memnunuz. Kayseri'de tek siz mi yapıyorsunuz? Kayseri'de şu anda tek sayılırım, evet.